Mağazgit Muharebesi 26 Ağustos 1071 Cuma Müslümanlar olarak biz bu zaferden hangi dersleri çıkarabiliriz? Bu zaferde nasıl ibretler var? Bir, ihlas var. Bir şeyi sadece Allah için yapmak. Eğer Allah için yapar, cihadınıza, mücadelenize, mücahedenize, Allah Teala'dan başka şahit aramıyorsanız Allah Azze ve Celle yolunuzu açar. Azsınız ama çoklara galip olursunuz. Doğu Roma'nın belini kırarsınız. Tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanırsınız. O halde bir ordunun ya da ilim ordusunun ya da fikir ordusunun İslam adına büyük zaferler kazanabilmesinin ilk şartı Allah için mücadele edecekler. Kul ma ya'bu bikum rabbi laula duaukum. Sizin duanız ibadetiniz olmasa Allah azze ve celle katında hiçbir kıymetiniz yok ki. Ne kıymetiniz olabilir? Yani bizim Fransız'dan, bizim Amerikalı'dan bir farkımız olmaz. Eğer sahabe gibi radıyallahu anhum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ittibamız yoksa o zaman Fransızla Aynı seviyedesin, gücün onun kadar yoksa o zaman zaferin olmaz. Fakat sen sahabe gibi, Muhammed Tuğrul Bey gibi bir imana sahipsen, in tansurullah yamsurkum, o zaman hesap değişiyor. O zaman matematiksel olarak hadiseye bakamazsınız. Bakacaksınız, on bin kişi yüz bin kişiye meydan okuyor dağıtıyorlar, yarıyorlar. Herkesin çekildiği yerde onlar büyük bir taarruz başlatıyorlar. Mağazgirt'te olduğu gibi. Birincisi ihlas. Muhammed Alparslan'da işte o ihlas var. Öyle geliyor. Mağazgirt'e geliyor. Evvela sulh diyor. Selamet diyor. Savaşmayalım. Kan dökülmesin diyor. Fakat karşı taraf alay ediyor. Kardeşlerim birinci Malazgirt bize onu söylüyor. O zaferi söylüyor. Yani zaferin olabilmesi için mutlaka ihlas olacak. İkincisi ulema olacak, alimler olacak. Muhammed Alpasta'nın etrafında alimler var. Onlar cihat ayetlerini okuyorlar teşvik ediyorlar. Ona diyorlar şunu söyle, bu ayeti oku, hutbeyi o irade ediyor. Cuma namazını Muhammed Alpaslan Hazretleri kıldırıyor. Bir ümmetin, bir milletin muvaffak olabilmesi için onların önünde alimler, alimi Rabbaniler olacaklar. Alpaslan'ın yanında onun safında olduğu gibi İstanbul kuşatılır, Çandarlı Halil geri dönelim der. İstanbul alamıyoruz. İstanbul'u fethedemiyoruz. Zanos Paşa kalalım der. Bir de İstanbul kuşatmasının devam etmesini sürekli Sultan Fatih'e şehzadelik gününden itibaren telkin eden Akşemseddin Hazretleri yazar son mektubunu ya eyühen nebiyü cahidil kuffara vel munafikin ve aleyhim bu ayeti gönderir. Bu ayet efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cihadı emrediyor. Devam der Allah'ın inayetiyle o alimi rabbani'nin teşvikiyle Sultan Fatih kuşatmaya devam eder. 29 Mayıs gecesi salı sabahına doğru ezan Muhammediyeler surda, İstanbul surlarında okunur. İstanbul, İslam'ın olur. Orada alimler, Malazgirt'te alimi Rabbaniler var. Onlar teşvik ediyorlar. Onlar diyorlar ki Allah'ın inayetiyle büyük bir fete cenab bak bu orduyu muvaffak kılacak. Üçüncüsü kardeşlerim, kumandan, güçlü bir kumandan olacak ve Müslümanlar اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum Hudeybiye'de ellerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli üzerine koymuş, birlik olmuşlardı. Allah Teala da onlara nusret etti. Allah'ın kudret eli de onların eli üzerindeydi. Allah Teala'nın kudreti, nusreti eğer Müslümanlar yek vücud olursa onlar üzerinde olacak. Allah bir ümmetle beraber olursa o ümmeti, Müslümanları, o milleti kim durdurabilir? Malazgirt'te bir kumandan ve onun etrafında şehadete aşık bir ordu. Bize Malazgirt diyor ki Müslümanlar yek vücud olacaksınız. Kur'an Hakimin çevresinde, onun etrafında. Dördüncüsü Ya eyyühellezîne âmenus biru ve sabiru ve râbitu ve attakullâh Ya eyyühellezîne biru Evvela belalara, musibetlere karşı Müslümanlar sabredecek. Sabır devam gösterecekler. Ve râbitu. Ve Allah yoluna cihad edecekler. O zaman Allah Azze ve Celle onların yolunu açacak.